Evden arıyorlar. Alo. Canım, beni aramışsın. Evet, bir sesini duyayım dedim. Behlül'ün yanına çıkmıştım. Telefonum odada kalmış, duymadım. Hastaymış o da. Sorma. Ama anneannemin tarifinden yaptım, onu içirdim. Yarına bir şey kalmaz, merak etme. İyi, güzel. İndim aşağı şimdi, bir film izleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Çocuklar nasıl? Bülent yattı. Nihal'le Beşir de yürüyüşe çıktılar. Deniz Hanım'la oturuyoruz biz de. Sohbet ediyoruz. Yazık sana, kıyamam. Keyfimiz yerinde. Sıkı giyinmişsindir inşallah. Buz kestirir o insana. Bak şimdi. Nasıl kıvranıyorsun? Hayır canım, ne münasebet. Bana bak. Bütün bu organizasyonu onunla baş başa kalmak için yaptın değil mi? Doğru söyle. İtiraf ediyorum, evet. Kafanı kırarım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi geceler. Ne oldu? Sana da bir tane. Hiç. Selam var. Teşekkür ederim. Aa, ne çabuk. Üşüdüm ben. Uykum da geldi, döndük. Restoranda bulamayınca burada olduğunuzu tahmin ettik. Biraz daha burada takılalım dedik. Bülent gelmedi mi? Çıktı, yattı bile. Biz de yatalım mı artık, ne dersin? Evet, ben de yoruldum. Siz çıkın, ben biraz daha kalacağım. İyi geceler tatlım. Sana da tatlım. Çok güzel bir geceydi. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Arkadaşlarınız için asıl ben teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Sana da. Ne oldu? Hiç. Aklımdan bir şey geçti. Sizi babamla barda görünce keşke dedim. Keşke sizinle evlenseydi dedim. O ne biçim laf Nihal? Nasıl düşünürsün bunu? Ama ne bileyim, çok yakıştırdım o anda. İçimden öyle geçti işte. Bir daha duymayayım lütfen. Affedersiniz.
Give me an image of that change that you hoped for in me. Happy enough. So English. Bihter. Bihter. Kalk tutulacaksın. Sen nasıl oldun? Daha iyiyim. İçirdiğin neyse iyi geldi. Söyledim. Benim karnım acıktı, bir şeyler yiyeceğim. Aşağıdakiler yatmıştır, ben bir şeyler hazırlayayım. Ya gerek yok. Ben hallederim. Başka zaman olsa kılımı kıpırdatmam ama hastasın. Tost yapacağım ben. Bu saatte. Oo, harika tost yaparım. Sen de ister misin? Yok, gecenin bu saatinde yemem ben. Ama yardım ederim. Ne istiyorsun? Taze kaşar. Domates? Domates olur. İyi geceler. Teşekkürler. Bir şey değil. Alo. Bihter Hanım. Evet benim. Ben sizin hemşire. Annenizin hemşiresiyim. Ne oldu? Korkmayın korkmayın, bir şey yok. Sizinle konuşmak istiyor, veriyorum. Tamam. Bihter, ben çok sıkıldım burada. Bu saatte bunu söylemek için mi aradın? Ödüm patladı. Gerçekten korktun mu? Ne oldu anne? Ya burada bir gün daha kalırsam patlayacağım. Doktorla da konuştum, pekerleri de aradım. Yarın gelip beni çıkaracaklar. Yarın mı? Odam hala hazır değil mi yoksa? İdare eder. Ama sen gelene kadar toparlarız, merak etme. Seni almaya ben gelmeyeyim o zaman, odanla ilgileneyim. Olur. Sabah görüşürüz şekerim. Tamam, görüşürüz. Teşekkür ederim. Annemin keyfi yerinde. Neyse, odayı beğendi. Şimdilik.
Odanın çok eksiği var. Anne ayıp. Ambulansla getirdiler annemi. Hay Allah. Keşke ben de olsaydım yanınızda. Nihat halletti canım her şeyi. Annemi bıraktı, işe gitti. Anladım. Siz ne yapıyorsunuz hayatım? Salonda mısınız? Hayır, maç öğlene doğru. Kahvaltı ediyoruz şimdi. Birazdan çıkarız. Dua etsin bana. Duydun mu? Duydum, ederim. Peyker, o çantayı benim yanıma ver lütfen. Akşam evde oluruz. Tamam hayatım, görüşürüz. Ha bir dakika. Firdevs Hanım'a bir hoş geldiniz diyeyim. Tamam, veriyorum, öptüm. Adnan seni istiyor. Ver bakayım. Merhaba Adnan Bey. Geçmiş olsun Firdevs Hanım, hoş geldiniz. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Ayrıca beni misafir ettiğiniz için de çok teşekkürler. Misafir ne demek? Kızınızın evindesiniz. Çok rahat ettireceğiz sizi, emin olun. Bundan hiç şüphem yok. Yormayayım sizi, görüşmek üzere. Görüşürüz. Firdevs'in suitine yerleşmiş mi? Evet. En iyisi biz dönmeyelim eve. Antarktika'ya falan kaçalım. Nihal, ayıp ediyorsun ama bu geçici bir durum, biliyorsun. İnşallah öyle olur. Şaka yaptım. Sırtınıza yastık koyalım mı? İyi böyle. Çayın yanına bir şeyler hazırlıyorum. Süleyman Efendi sizin için su böreği yaptı. Hayır hayır, sakın. Yatıyorum zaten, hareketsizim. 1000 kilo olmak istemiyorum. Ha. Bir şey arzu ederseniz ben hep buradayım. Katya, sen de git onlarla aşağı. Evi öğren iyice. Tamam. Gel. Buna da kalacak yer var değil mi? Hayır, bahçedeki ağaçlardan birine tüneyecek. Var tabii. Rahat mısın anne? Tamam Peyker. Boğmayın beni böyle. Zaten daral geldi. Çıkın dışarı, biraz nefes alayım. Hadi. Hadi. Herkese günaydın. Behlül. Merhabalar. Behlül evdeymiş. Niye söylemedin Bihter? Aklıma gelmedi de ondan. Hoş geldiniz. Öpmeyeyim, ben hastayım. Senin neyin var? Üşütmüş, kötüydü dün gece. Bihter sayesinde bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Yazık. İyi ki Bihter gitmemiş bak Ankara'ya. Bakayım düştü mü ateşin? Düştü. Ya sizi de aramızda görmek ne kadar güzel. Varlığınız yeni bir renk, yeni bir nefes getirdi evimize. Ben de burada olmaktan çok mutluyum Behlülcüm. Bu evde birlikte çok renkli günler geçireceğimizden eminim. Kadeh vereyim mi? Lütfen. Wow. Oo, Bihter, gözlerimiz kamaştı. Abartma lütfen. Kolyen çok güzel. Yeni mi? Evet. Adnan'ın yeni yıl hediyesi. Çok şık. Güle güle kullan canım. Yeni yıl hediyesi olarak çok değerli. Böyle bir hediye vermek için büyük bir kabahat işlemiş olmanız lazım. Annem babamla her tartışma sonrasında hediye almadan barışmadığı için alışkanlıkla böyle söylüyor. Bak şimdi. Nihat'ın Peyker'e aldığı hediyeyi gördün mü? Evet, o da çok şık. Çok zevkli. Aa, bence de.
bana içki ikram etmeyecek misin? Tabii. Pardon Deniz Hanım. Yo, rica ederim. Ben kendim de alırım. Babaannesi Feridun'a ne hediye etmiş biliyor musunuz? Bakmayın öyle canım. Biz bizeyi söyleyeceğim. Tay. Tay mı? Ne enteresan değil mi? İnanmıyorum. Cinstir tabii. Hı hı. İngiliz. Ailesinde yarış kazanmayan at yok. Of 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 of. Ne yapmış sizinkiler böyle Nihat? Çok değerli bir hediye. Biri geldi. Bellül geldi hey. Sonunda. Yaşasın gece şimdi başlıyor. Aslan Bellül, aslan Bellül. Yavaş, yavaş hey. Ya aşk olsun niye bu kadar geciktin? Hediyelere bak ya. Sen ver. Hoş geldin. Ver bana hoş ver. Hoş bulduk amca. Al hadi. Geç amca. Merhabalar. Alacığım. Hoş geldin canım. Efendim 2009 sizin yılınız olacak şimdiden belli. İşte benim moral hocam. Hoş geldin canım. Merhaba. Merhaba. Selam. Ne haber? İyidir. Oh, vous êtes très belle mademoiselle. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très gentil monsieur. Yengecim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Paketler çoğaldı. Ne zaman atacağız? Aman patladın. Masaya geçelim mi artık? Behlül de geldi. Eksiğimiz kalmadığına göre geçelim bari. Buyurun. 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 Gelmeyince ben de Elif ablayla barıştığını sandım. Elif ablan tarih oldu canım. Firdevs Hanımcığım. Buyurun. Lütfen buyurun. Ya bir tane varken iyiydi. Şimdi çok ablalı dönem başlayacak. İsimleri birbirine karıştıracağım yine. Oraları hiç karıştırma şimdi, sus. Elif Hanım. Benim. Buyurun efendim. İyi seneler. Teşekkür ederim. Size de. Hadi bakalım en kötü günümüz böyle olsun. Allah Adnan Bey'imizi başımızdan eksik etmesin. Tavus kuşuyla kızı olmasa da olur. Bak şimdi. Keyfimi kaçırmayın. Yeni yıla bozuk girmeyelim. Durun ben şimdi babacığımın keyfini yerine getiririm. Bende bir eksik var ama ne diyordum. Müzik tabii ya. Sandalyeler de rahatmış bayağı. Oo.
ya sen Cemile? Aç kızım, aç şu perdeleri. Gemileri falan görelim. Manzaranın keyfini çıkaralım değil mi ya? Oh, gözümüz gönlümüz açıldı vallahi. Sefamız olsun. Hop, yavaş, hop. Yavaş, yavaş. Durun ayol. Aa, yarış mı yapıyorsunuz? Aman, iyi ki Katya'yı da götürdüler. Rahat edemezdik böyle. Oturmuştur şimdi baş köşeye hanımının yanına. Hindiden az yiyin efendim. Yoksa 250 gram alırsınız. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasıl ya? Hadi şerefe. Şerefe. Matmazel'de ne cevherler varmış da haberimiz yokmuş. Aa, ne diyorsunuz? O gizli bir hazine gibidir. Harika. Hayret, bunca sese rağmen uyuyor. Ne güzel işte. Müzik.